Güz gelince bağlar söyler gazeli. Gönül almaz olur olmaz güzeli. Bir zamanlar Edremit köylerinden birinde dünya güzeli bir kız vardı. Sarı saçları iki ışık demeti gibi omuzlarına dökülür, ela gözleri tatlı sular gibi tatlı tatlı bakardı. Sarı kız bu dünyada yaşıyor ama sanki bu dünyanın insanı değil. Aklı fikri hak yaradan muhabbetinde, gözü gönlü onun garazsız, yuvasız aşkında kararlı. Bakalım oradan ya. Halil Efendi, sarı kız da büyüdü gelişti artık. Bizim Mehmet'le bir an evvel baş göz etsek ne dersin ha? Vallahi kısmet derim oğlum. Allah'ım, doğru dersin demesine ama bir de sarı kıza sormam gerek. Ne de olsa evlenecek olan odur. He? Allah Allah, nasıl iş bu ya? Bak sarı kızım. Artık bir ayağım çukurda. Ölmeden seni baş göz etmek istiyorum. Ama sen her kısmeti tepiyorsun. Biraz evvel Ahmet'a seni oğlu Mehmet'e istedi. Gel de bu işe hadi. Ha? Hayır baba. Ben kimseyle evlenmeyeceğim. Bütün güzellikleri üzerinde toplamış olan sarı kızı kadın erkek herkes severdi. Hele köyün meczubu Kambrosman ona yürekten tutkundu. Diğer gençler ise onu her gördükleri yerde göz süzer, bıyık bükerlerdi. Ama sarı kız hiçbirini umursamazdı. Sanki dünyada başka güzel yokmuş gibi gelip geçen ona bakıyor. Belki kendini dünya güzeli sanıyordur. Onun bizden ne farkı var sanki? Erkekler ağzının tadını bilseler kızım, biz dururken ona bakarlar mı hiç? Hadi yavrum, o söylediğim işleri hallet bakayım. Peki baba. Sarı kız, aşk ateşin sinemi yakıyor. Belliğim bu ateşten kül olacak. Dünürcüler gönderdim, reddettin. Aracılar gönderdim, ters çevirdin. Gel etme, he de bitsin artık. Yoksa bu ikimiz için de kötü olacak. Sen benim dünya ahiret kardeşimsin. Bundan başka şey düşünme İsrafil kardeş. Sarı kızım, ben namazı kılana kadar sen sofrayı hazırla. Peki baba. Eyvallah. Şöyle buyur. Burada daha rahat edersin. Buyur. Öyle mi Halil ağa? Demek dünya nimetinde gözü yok. Yok Halil efendi. Bu kızın gönlü kim bilir kimde.
Zaten bir atasözü vardır. Bir kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya derler. Sarı kız da elbet kim bilir hangi çulsuza gönlünü kaptırmıştır. Vallahi ne desem yalan olur ha. Bir baba olarak onu dinlememen lazım. Baba istedikten sonra kızını dilediğine verir. Edemem ağa. Yetim büyüdü sarı kızım, dertli büyüdü. Çok çile çekti. İyi ya. Rahata erecek. Elini sıcaktan soğuğa sokmayacak. Sultanlar gibi yaşayacak. Şu fakirlikten kurtulacaksınız. Sen de çul çaput sahibi olacaksın. Yalan mı söylüyorum? Belki haklısın ağam. Cüretimi bağışlayın. Fakat benim malda mülkte gözüm yok. Benim dünya malıyla işim yok ağam. Ben Rabbimden başkasına kulluk edemem. İman eden yalnız ve yalnız Allah'a kulluk eder. Hakikat olan Allah'tır. Ona ermek, onun yolunun tozu olmak istiyorum. Neden ısrar edip durursun babama? İnsan kula el açmamalı. El yalnız Allah'a açılmalı. Fakir olmak ayıp değil. Dünya malıyla övünmek ayıp. Çünkü her şeyin gerçek sahibi Yaradan'dır. Bu lafları kulağına kim sokmuşsa sana kötülük etmiş. Parasız pulsuz yaşanır mı hiç? Malın, paran neyse değerinde odur. Ben buraya seni Allah'ın emriyle oğlum Mehmet'e istemeye geldim. Nasihat dinlemeye değil. Benim bildiğim büyük dururken küçüğe söz düşmez. Büyük yalnız Allah'tır Ahmet ağa. Bunu unutma. Hı? Hadi hoşçakal Halil efendi. Sen kızının oyuncağı olmuşsun. Dur hele ağam, o cahildir. Bakma onun kusuruna. Beni onun yanında küçük düşürdün. Öyle dememeliydin. Tepilir mi böyle kısmet ah kızım? Beni affet baba. Kısmetim o değil benim. Eğer ki bilmeyerek sana karşı bir suç işledimse affet beni. Sen bilirsin kızım. Benim namusumu tüketme. Beni ona buna mahcup etme de gittiğin yola devam et. Allah şahidimdir baba. Başka bir yolda değilim. Hak yolundayım. Beni yolumdan çevirme baba. Vakit geç oldu canım kızım. Yarın da çok işim var. Yorgunum, yatacağım. Hadi Allah rahatlık versin. Ey ulu Rabbim, yeri göğü yaradan yüce Allah'ım, sana niyaz eder, sana sığınırım. Verdiğin nimete, sıhhat ve afiyete hamd ederim. İmanımdan ayırma beni. Bir günah, bir kusurum varsa affet, bağışla Rabbim. İçimde yanan aşkın, rahmetinle nurlanan beni bu nurundan mahrum etme ya Rabbim. Amin. Işığın yandığını görünce çıkmadın diye merak ettim de. Demek ki Tanrı'ya niyaz etmeyi öğrendin. İyi, çok iyi. Allah kabul etsin kızım. Hadi yavrum, yarın erken kalkacağız. Yat artık. Allah rahatlık versin. Sana da baba.
Dün gece babama beni istemediğini söylemişsin. Neden istemezsin sarı kız? Ben seni değil, hiç kimseyi istemem ben. Ya İsrafil? O da peşindeymiş. Doğru mu? Doğru. Kızı yalnız bırak. Demek sen de buradaydın. Asıl sen bizi rahat bırak. Ben onu Allah'ın emriyle babasından istettim. Anlıyor musun? Kafir olma. Senden evvel ben istemiştim. Ama sarı kız sana dediği gibi bana da aynı cevabı verdi. Bir daha ona sokulma, ona yaklaşma Mehmet. Peki söyle bakalım. Yaklaşırsam ne yaparsın? He? Sakın ona bir daha yaklaşma. Anlıyor musun Mehmet? Bana bak, aklına başına topla. Durun! Bırak, şimdi öldüreceğim seni! İkiniz de şeytana uyuyorsunuz. Günaha giriyorsunuz. Kardeşsiniz. Allah'ın verdiği cana kıymak günahların en büyüğüdür. Ne oluyor? Bırakın kavgayı! Sakın ola bir daha karşıma çıkma. Sana son defa söylüyorum. Durun bakalım. Sen de bunu unutma Mehmet. Görüşürüz. Ayıp değil mi sana? Durun bakalım. Yüce Şah'dan bize bir dolu geldi. Yüce Şah'dan bize bir dolu geldi. Bir seni sevdiğim, bir de bana Hünkar Hacı Bektaş Veli'den geldi. Hünkar Hacı Bektaş Veli'den geldi. Bir seni sevdiğim, bir de bana bir de bana. Yolda önüme Mehmet'le İsrafil çıktı. Benim yüzümden kan akacaktı. Onlara mani olmak istedim. Bu yüzden bir kusur yaptım mı diye düşündüm. Gittiğin yol doğrudur. Allah yolu iman yoludur. Ona temkinli başlanır, yavaş yavaş ilerlenir. Sakın ola geri dönmeyi düşünme. İblise uyma. Hak Teala sapmak isteyeni saptırır. Kendine iman eden kullarını ise selamete erdirir. Bu kullar ki sükunet bulurlar. Koşun ağam, Mehmet'le İsrafil çayırda kapışacaklar. Kapışacaklar mı peki neden? Bilmem. Yürü gidelim. Hadi. Bu iş burada bitecek. Sağ kalan sarı kızı alacak. Kavlimize rıza gösterdim. Mertliğini de sen göster. Durun! Durun! Karışma baba! Çekil yolumdan baba! Çekilmeyeceğim! Yazıklar olsun size! Kavlimiz var, sağ kalan sarı kızı alacak! Demek aranızdaki şeytan o! Bu böyle mi hallolur sanıyorsunuz? Aptallık! Yürüyün gidin işinize! Sakın ola bir daha duymayayım! Kararı siz değil biz veririz! Babalarınız! Yürüyün gidin işinize bakayım, hadi! Sarı kız ha! Ben ona gösteririm! Ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım Allah'ım! Senden rahat, afiyet ve ahlakın en güzeline dilerim ya Rabbi! Kan elinden benim zülfü siyahım. Kan elinden benim zülfü siyahım. Peygamberdi sinem yaralandı gel. Yaralandı gel.
Ağlatma başın için, ağlatma beni. Bugün sevda candan paralandı ye. Pir Sultan Abdal'ım haftada ayda, Pir Sultan Abdal'ım haftada ayda. Günler geldi geçti, bulunmaz fayda, bulunmaz fayda. Gönül hak arzular, canım hay hayda. Toprağın üstüne kürelendi gel, kürelendi gel. Ağlıyorsun Osman. Onlara çok mu kırıldın? Üzdüler değil mi seni? Yok. Senin için ağlıyorum ben. Seni üzüyorum. Her zaman böyle söylersin Osman. Her zaman yolumu kesersin. Ama kaç kere söyledim sana. İstiyorum işte. Seni istiyorum ben. Bak Osman. İnan ki senin altın gibi bir kalbin var. Çirkinlik, güzellik insanın içindedir. Ben ona değer veririm. Ama evlenmek için değil tabii. Gel Osman, sen benim kardeşim ol. Öyle sevelim birbirimizi ha? Çirkinim, çirkinim ben. Ama altın gibi bir kalbin var. Gene de seviyorum seni. Katil mi olacaksın? Maşa dururken elle ateş tutulur mu? Sarı kızı kaçır, olsun bitsin. Allah'ın emriyle istedik vermediler. Bin rica, bin minnet o da olmadı. Bunun her şekli bu. Ne dersen onu yaparız baba. Bu iş yarın bu zamana kadar bitecek. Anlaşıldı baba. Siz de anladınız değil mi? Kan dökülmeden, tereyağından kıl çeker gibi halledilsin bu iş. Hadi göreyim sizi. Emredersin ağam. Gidelim ağam. Hadi. Sarı kızım. Hoş geldin baba. Hoş bulduk benim yavrum. Yorulmuşsun. Ziyan yok yavrucuğum. Duydum ki Mehmet'le İsrafil kapışmışlar. Hem fena kapışmışlar. Hatta Ahmet'a yetişmesiymiş, birbirlerini öldüreceklermiş. Evet baba, biliyorum. Bak kızım, bu işin sonu kötüye gidiyor. Ahmet Ağa'dan çekinmek gerek. Biz fakir insanlarız. Ben derim ki Mehmet'le evlensen, yoksa onlarla baş edemeyiz yavrum. Cenab-ı Hak kendisine inanan, iman eden kullarını korur. Ben kendim için korkmuyorum. Rabbime sığınıyorum. Ben kaderime razıyım. Eğer ki çekeceğim eza cefa varsa,
Bunu Tanrı takdir etmiştir. Eğer ki ölüm varsa gene onun eseridir. Yeter ki sana bir şey olmasın. Benim yüzümden kimseye kötülük edilmesini istemiyorum. Sen bilirsin kızım. Suyu getir de abdest alayım. Yorgunum. Camiye gidemeyeceğim. Ali efendi, sarı kızı dağda gördüm. Yanında gençten bir aşık vardı. Ama köyden değildi. Yanılmış olmayasın. İnanmazsanız gelip görün. Bana kalırsa her gün onlar orada buluşuyor. Adamın bir saz çalışı vardı ki mest etti beni. Duymasam gitmezdim oraya. Kimseye bırakmam demiştim sana. Gel isteğinle kaçalım. Hayır. Dön. Hayır. Şu aleme bir nur doğdu. Muhammed doğdu o gece. Yeşil Gandhi nurdan indi. Muhammed doğdu gece. Ali doğdu, ilim doğdu, hak erenler gitti. Gel. Benim gönlümün olamaz. Artık elimdesin. Peki ya İsrafil? Sevdiğin o değil mi? Hayır. Hadi iç şu şarabı. İç diyorum. Asla içmem. Hadi iç. İç şu şarabı. Hayır, günaha giremem. İç diyorum sana. Günahım benim olacak. İç hadi. Allah'ım beni affet. Sen ne büyüksün ya Rabbim. Nasıl güzel değil mi? Rüstem. Buyur ağam. Ben sizden şarap istedim be. Dut şerbeti değil. Ağam, dut şerbeti olur mu? Ha, olmazmış. İşte bak. İç. Sahi be. Şarap değil. Ya, hadi git şarap getir bana. Baş üstüne ağam. Koş. Benim olacaksın. Dokunma. Gelme. Eğer ellerin bağlı olmasa gözlerini oyardım senin. Gözlerim. Ey ulu Allah, senin hikmetinden sual olmaz. Fakat ben onun böyle olmasını istemedim. Görmüyorum. O benim yüzümden azap çekecek. O layık olduğu cezayı gördü. Sana yaptığı ezaya karşı Tanrı onu bu şekilde cezalandırdı. Sen ha? Gel gidelim buradan sarı kız. Sarı kız! Sarı kız neredesin? Ben ettim, sen etme. Gel.
Gel. İnsanoğlu ayna gibidir. Ne görürse o odur. Cenab-ı Hak onun kalbini biliyordu. Yürü, gelim artık. Sarı kız, gel. Aptal herifler! Samanlığın kapısında duruyorsunuz, içeride neler olup bitiyor duymuyorsunuz ha? Duymadık inan olsun. Oradaydık. Yalnız bir ah sesi duyduk. İçeride boğuşuyorlardı dedik hani ya. Hani yaymış. Ben bunu komam onun yanına. Rüstem. Buyur ağam. Git Büyük Çınar'a. Bak orada kim var. Eğer sarı kızını aşağı getir. Ben de onun gözünü oyayım da görsün. Peki ağam. Hadi yürüyün gidelim. Baba. Baba. Benim gözümü kimse oymadı baba. Kabahat bende. Birden oldu. Nasıl olduğunu da fark edemedim. Ben her şeyi biliyorum oğlum. Bütün köy sarı kızın kiminle buluştuğunu, seviştiğini biliyor. Dedikodu arşı alaya çıkmış da haberimiz yok. Eğer arşını bulamazsam sarı kızı bulurum. İşte asıl o zaman kim kurtaracak onu elimden ha, kim? Fatma! Kız Fatma, duydun mu? Sarı kız sevdalanmış. Ne? Soğuk Pınar'da her gün sevgilisiyle buluşuyormuş. Olacağı buydu. Kim bilir kime sevdalandı. Ne oldu o belirsiz biriymiş. Köyden değil diyorlar. Arşıyla sarmaş dolaş görmüş çoban Hüseyin. Kahvede duymayan kalmamış. İyi ya. Kendini dev aynasında görmenin sonu bu işte. Hı? Elin oğlu oyuncak gibi oynar. Sonunda atar bir kenara. Olacağı buydu kızım. Selamun aleyküm ağalar. Halil'im gel otur şöyle. Sana diyeceklerim var. Yolda ağanın adamlarını gördüm. Sarı kızın aşığını arıyorlardı. Mehmet'in gözünü kör etmiş, sonra da kaçmış. Yalan! Hayır, yalan değil! Evet, kör etti. Kızını kaçırmıştık. Namuslu bildiğimiz kızını. Ama aşığı gelip kurtarmış. Mehmet'in de gözünü çıkartmış. Beni dinle Halil Efendi. Ya kızını öldürürsün... Ya da ikiniz de köyü terk edersiniz. Senin kızının demek ki kendine güveni yokmuş. Hayır. İftira ediyorsun. Yalan. Şimdi gider sorarım ben. Ya bak be, yalan diyor. Tövbe yarabbi. Doğru mu kız söylenenler? Doğru mu ha? Ne baba, neden bahsediyorsun? Aşığın varmış. Buluşuyormuşsun onunla. Sarmaş dolaş görmüşler. Köye rezil oldum. İki paralık ettin namusumu. Yalan de söyle. Baba ne oluyorsun? Neden sinirlisin? Demek yalan değil. Mehmet'in de gözünü oydurdun. Demek söylenenler doğru. Öldüreceğim seni. Dur baba. Her şeyi söyleyeceğim. Söyle. Konuş. Evet baba, ben biriyle buluşuyordum, yalan değil. Ne o benim ne de ben onun sevdalısıyım. Bana Tanrı'ya ulaşmanın yolunu, Allah'a kulluk etmesini öğreten mübarek bir Tanrı elçisi. Yalan! Mübarek bir Tanrı elçisi bile olsa birbirinizle sarmaş dolaş olur musunuz? Kimi kandırıyorsun sen? Tanrı elçisi kala kala sana mı gönderildi? Ne yaptın onunla daha da doğru söyle. İnan ki doğru söylüyorum baba. Ben faziletimden bir şey kaybetmedim. Mehmet'e gelince o layık olduğu cezaya çarptırıldı. Ama bunu ne o ne de ben yaptık. Sadece Allah'ın bir gazabıydı. Git. Git şimdi. Akşam akşam elimi kana bulama benim. Tövbe yarabbi tövbe. İnsanı zorla günaha sokuyorlar. Tövbeler olsun. Bırak onu. Kaybol gözümün önünden. Gidelim de babası olacak boynuzlu kendi gözleriyle görsün kızının halini. Yürüyün.
Bugün çok dalgın görünüyorsun sarı kız. Yoksa sebep baban mı? Evet, ama o da haksız değildi ki. Bir daha buluşmaya zaten gerek yok. Biliyorum, çok eziyet çektin. Allah fenalığa karşı sakınanların kurtuluşlarına sebep olur. Onları necata erdirir. Aç kapıyı Halil! Aç kapıyı! Çık da kızın olacak kapıyı gözlerinle gör! Evde yok ki! Ha, yok ha! Tabii! Yürüyün öyleyse! Geldiler işte şeytanın izinden gidenler! İşte buradalar, yürüyün! Size kötülük etmesinler, gidin! Alçakla! Nihayet elime geçtiniz! Bırakın bizi! Durun! Suçsuzlarmış! Benim oğlumun gözlerini nasıl oymuşsa, ben de onun gözlerini oyacağım! Sana gelince, ölümünü biz değil, babana bırakacağız! Aslında köylü öldürecekti! Ama baban kendi elleriyle canını alsın, köyün namusunu kurtarsın! Götürün! Yapmayın kazlarım gölde, onları eve götürmem gerek! Allah benim gölü! Halil! Halil mi? Halil mi? Köylüler sarı kızı aldılar, götürüyorlar. Onu, ikisini de öldürecekler. Sarı kızı aldılar. Ne geveleyip duruyor Osman ya? Öldürecekler. Esra mı? Tabii ya, tabii. Durun! Sen git kızın babasını al gel. Hadi çabuk. Başüstüne abi. Siz de kızı ihtiyar heyetine teslim edin. Biz de şunu çiftliğe götürelim hadi. Ana! Ana! Aa. Gel gör köylü kimi yakalamış. Kim? Kimi? Kimi? Aa bildim. Sarı kızın daha da buluştuğu aşığı değil mi? Yaradana kurban olayım. Aslan gibi yiğit bir ana yiğit. Sus kız! Nasıl lafı? Köyün namusuyla oynadılar. Hadi yürü, yürü bakayım. Hadi, yürü. İçeri girme ha! Köylü seni meydanda bekliyor. Neden? Kızın aşığıyla yakalandı. Hadi onları fazla bekletmeyelim. Peki. Kız gel buraya. Bu mu sarı kızın aşığı? Eh, bu ya. Ağaya öcünü almaya götürüyorlar. Ama aşık olmaya değer, pek güzel. Üstelik de çok genç. Dur ben de Fatma'ya haber vereyim. Ocaklar kurulacak. Körükler çekilecek. Demirler kızdırılıp gözleri oyulacak. Gafil olma. Dön gafletten. Ben senin oğlunun gözlerine oymadım. O Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğradı. Layık olduğu ceza ile cezalandırıldı. Allah cezalandır. Sen benim külahımı anla. Gösteririm sana ben. Cezanı çekeceksin. Var git kızını öldür de köyün ve senin namusun temizlensin. Hayır. Allah şahidimdir ki namusumdan bir şey kaybetmedim. Sizler beni affedin diye de yalvarmıyorum. Affedici ve bağışlayıcı olan Rabbime sığınıyorum. Beni değil, sadece günahkar kullarını bağışlamasını ondan niyaz ediyorum. Gidelim baba, bunların içinde öldürme beni. Söylemiştim daha önce de sana, sen benim babamsın. Rabbim senden halketti beni. Boynum kıldan ince senin önünde ama gafiller görmesin ölümümü. Hadi gidelim.
Hiç benim geldim işte. Osman, ne var, ne oldu? Hiç, korkma benden, korkma sarık kız. Gel otur şöyle. Çekinme canım, otur. Sana sıcak bir çorba vereyim de iç. Yok yok, istemem ben. Seni merak ettim de görmek için geldim. Gideyim ben, gideyim. Hoşça kal sarı kız. Hoşça kal, hoşça kal. Zinciri koparmışlar. Kim yapmış bunu? Kimse yapamaz ağam. Öyleyse uzağa gidemez. Hemen takip edelim. Aptal! Kapı önünde duracağına git bütün ırgatları topla. Görmüyor musun kaçmışlar? Bak. Hadi! Yürü Rüstem. Peki ağam. Şimdi buradaydı. Nereye kayboldu? Bilmem. Ah, sesi geliyor. Ana, işte kaçıyor. Rüstem gel be. Seni yakalayacağım. Oğlum gibi gözlerini oyacağım. Sonra da suda boğacağım, suda. Ağam dön, son defa ikaz ediyorum. Oğlumun intikamını alacağım. Geri dön diyorum sana, geri dön. Gelme, gelme, gelme dedim. Sana gelme diyorum, gelme. Kurtarın beni. Gelme, öleceksin. İmdat! Gelme! Kurtar! Şuna bak! Beni aldattığı gibi Allah'ı da aldatacak. Öldürmeliyim onu. Buna mecburum. Karıncayı bile elemezken nasıl yaparım ama? Yapacaksın. Bu senin namus meselen. Öldür onu! Öldür! Öldür! Biliyorum baba. Çok azap çekiyorsun. Üzülüyorsun. Ben hazırım baba. Yalnız bana kötü söyletme. Öldüreceksen öldür. Neden beni aldattın sarı kızım? Neden daha önceden birini sevdiğini söylemedin? El aleme beni iki paralık ettin. Utanmadın mı sen? Hiç düşünmedin mi? Utanacak bir şey yapmadım baba. İnan bana. Yalvarırım inan. Çok geç artık kızım. Utanmak bile,
neyi değiştirir? Ne o? Bugün her günkünden fazla yolluk hazırlamışsın. Neden icap etti? Gerekti de ondan baba. Kazları al birlikte gidelim. Oduna gitmeyeceğim. Bugün dağa çıkacağız. Peki baba. Ben hazırım baba. Kendine ne sıkıntı edersin? Yorulmana ne gerek var? Söyle, nereye gitmemi istiyorsan gideyim. Sen burada kal. Gelme sen baba. Öldürmedin mi? O uğursuz kızını öldürmedin mi Halil Efendi? Gittiler onlar. Kaz Dağı'na. Oraya götürdü. Kaz Dağı'na götürdü onu. O dağa giden bir daha sağ dönmez. Gidelim. Hadi gidelim. Geldik değil mi baba? Evet kızım. Buraya kadar yoruldum. Bıraksaydın ben kendim gelirdim. Ama aldatacağımı sandın. Her şeyi biliyorum ben. Böylesi daha iyi baba. Beni öldürmekle günah işlemiş olurdun. Halbuki ben kötülüklerden uzak. Ve Rabbime sükunet içinde kendimi adayacağım. Neler söylüyorsun yavrum? Ya ikimizin ayrılığı? Bir kor gibi yüreğimi dağlayacak. Buna nasıl dayanabilirim? Yavrum. Git baba. Beni kaderimle yalnız bırak. Belki de ölüme çok üzer. Cenab-ı Hak her şeyi iyi takdir buyurur. Onun takdiri de budur. Hayır ve şer ondandır. Buna inan. Dön git artık. Hadi ne duruyorsun git artık. Yavrum. Çaresiz kalan baba, canından çok sevdiği sarı kızını kurda kuşa yem etmek için Kaz Dağı'na bırakmış, bitik bir halde dönüyordu. Sarı kız, babasından ayrıldıktan sonra bir mağaraya geldi. Bütün mahlukat sevinç çığlıkları atıyor, kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyor. Ama burası alelade bir yer değildi. Tanrı'nın ona hazırladığı bir mabet ve bir huzurdu. Her şeyiyle noksansız bir yerdi burası. Kötülüklerden uzak, münafıkları olmayan bir yer. Sarı kız yeni evinde Allah'ın yolunda günlerini ona ibadet edip kulluk görevini ifa ederek yaşayacak. Sarı kız!
Sarı kız. Ya lan ne geveleyip duruyorsun? Gördüm onu, sarı kızı gördüm. Annemi gördüm, vallahi ya, gördüm. Nerede? Kaz dağında, karşı dağda gördüm onu. Gördüm. Şükür Allah'ıma, demek kızım ölmemiş, yaşıyor. Tabii, yaşıyor. Bana bak, kimseye bir şey söyledin mi? Ben mi? Yo, söylemedim. Ah, sakın kimseye bir şey söyleme, onun yaşadığını kimse bilmemeli. Ben de gidip göreyim. Gidemez ki. Anne mi? Dur, gidemezsin. Yol karla dolu. Kar bırakmaz daha da. Gidemezsin ki. Ya işte. Rahmetli kocamın cesedi gölde bulunduktan sonra ikinci kez yuvama kara bulutlar indi. Nasıl oldu bu oldu kimse bilemedi. Mehmet'i doktorlara, hocalara gösterttiniz mi? Göstermez olur muyuz hiç? Yeter anne, yeter artık. Gelen kim? Kim olacak oğlum? Köyden ahretliyim, hacca gidip gitmediğimi öğrenmeye gelmiş. Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk yavrum. Demek sarı kızın yüzünden bu hallere düştün ha. Vah 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 yavrum. Sarı kızım. Güzel kızım. Yavrum benim. Neredesin? Seni görmeye geldim yavrum. Allah'ım, hikmetine kurban olayım. Bağışladığın için sana şükürler olsun Allah'ım. Kızım, yavrum benim. Demek ölmedin baba, sen, sağsın. Gel baba, gidelim, yorulmuşsun. Dinlen biraz. Sana sıcak çorba hazırlamıştım. Döşeğin de hazır. Bekliyordum. Sanki içime doğmuş geleceğin. Her şeyi hazırladım. Sana kavuştum. Seni gördüm ya. Bu benim için yeter yavrum. Hayır baba. Dinlenip aşını yemeden gitmeni istemem. Demek şimdiye dek hep burada yaşadım. Evet baba. Ocaktaki çorbanı soğutma. Evet, un çorbası bu. Çok severdin un çorbasını. Sen bir meleksin yavrum. Kızım benim, sarı kızım benim. Zaman bize deva oldu ama kambura olmadı. Hala sarı kıza aşık, hala onun yaşadığını sanıyor. Akıllı olsa o da unuturdu. Gerçi biz de kendi kendimizi avutuyoruz. Unutulur mu hiç? Bir kurbanlık bakayım. Bayram yaklaşıyor, evde beslemek sevap diyor imam. Bizimki hazır, iyi edersin. Hadi gidelim bakalım. Gitmem gerekir artık. Gitmesem şüphe ederler benden. Haklısın baba, yalnız namaz vakti.
Namazını kıl da git. Doğru yavrum. Abdest alayım bari. Deniz suyundan abdest almayı severdim. İster misin? İsterim ya. Hizmetin... Hizmetinden, hürmetinden hiçbir zaman hoşnutsuz olmadım. Bırak da kendim dökeyim, kendim abdestimi alayım yavrum. Sen benim atam gibidir. Onun yüce katındaki adalettir. Israr etme baba. Hoşnutlukla yapıyorum bunu. Çocukları ihsan eyle ya Rabbi. Arafer mukaddes yerlerde lebbek Allahümme lebbek nidalarıyla sana sunulacak dualarını kabul eyle ya Rabbi. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Bir ümmeti seyyidül mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Sevinçle Bağdan köyüne doğru iniyordu. Ey ulu tanrım! Bugüne dek ne istedim senin? Bu lütuflarınla beni nurlandırdın. Hamd etmek bize aittir. İhsan etmek de şüphesiz sana mahsustur. Büyük Allah'ım! Bana kutsal evine gitmeyi, o mübarek yerlerde haç görevimi ifa etmeyi lütfet. Param yok ki. İmkansızlık içinde el açıp yalvarıyorum. Ya Rabbi, ben aciz kulunu bu büyük sevaba nail et. Yalvarıyorum Allah'a. Amin. Mübarek toprakları ziyaret edip köyümüze hamdolsun sağ salim döndük arkadaşlar. Kendi toprağımızda bulunan ve haccı bizden daha mübarek olan Sarı Kız'ı da gidip ziyaret edelim. Olmaz mı? Doğru buyurdun Hacı Arif ağa. Buyurun, ha? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yaşıyormuş demek. Hacı da olmuş işte. Gidip biz de ziyaretini yapalım. Ya Osman, gittim gördüm. Kızım Tanrı'nın nuruyla nurlanmış. Sanki cennette yaşıyordu. Ben gidemedim. Ben gidemedim. Üzülme Osman. Sen de bir gün gidersin yavrum. Selamun aleyküm Halil ağa. Aleykümselam efendim. Kusura bakmayın, sizleri karşılayamadım ben. Zararı yok. Biz buraya Sarı Kız'ın haccini mübareke geldik. Ha? Cenab-ı Hak onun haccini bizden makbul tuttu. Bunu tebşir ve tebrik eyleriz. Demek Sarı Kız'ım, şükürler olsun. Sana bin kere hamdü sena eder. Kendileri içerdiler mi? İyi ki onu öldürmeyip hacca yol. Ne iyi etmişsin Halil, sen de büyük sevaba nail olmuşsundur. Geldiler mi? Evet, geldiler. Şimdi de Sarı Kız'ın evini ziyarete gittiler. Beni de götür. Görmesen bile affına mazhar olayım. Demek Sarı Kız'ım sizlerleydi. Arafat'ta gördüm, sağ yanımdaydı. Bir ışık gibi parlıyordu yüzü. İhramda gördüm. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip feryat ederken nasıl da huşu içindeydi. Baktım, baktım. Tavafı vedadan sonra bir ara Beytullah'a bakarak su içerken gördüm. Hatta su alamamıştım. Onun yardımına mazhar oldum. Ey Halil Efendi, ben bile şeytana uyup ona yapılan iftiralara katıldım. Bu günahımdan dolayı azap içindeyim. Fırsat bulup orada söyleyemedim. Fakat gülün ayrılışını hiç unutamıyorum.
Hala gözlerimin önünde sanki. Demek hala dönmedi. Hayır, dönmedi. Belki de hiç dönmeyecek. Sarı kız içeride mi Osman? Rabbim, bütün dualar, senalar sana mahsustur. Dünya güzelliklerini yeterince lütfettin. Beni nurunla nurlandırdın. Sana olan kulluk vazifemi yapacakken, bilmeyerek veya benim yüzümden mağdur kalanları bağışla. Beni o güzel dergahına al artık ya Rabbim. Ne günah işlemişiz biz. Meğer o ne mübarekmiş. Keşke ulu Allah bana da gösterseydi. Ey büyük Allah'ım, affet beni. Atay, İsrafil, gözlerim, gözlerim. Görüyorum. İsrafil'im. Evet, görüyorum. Karatay, görüyorum. Musa amca, Arif amca, görüyorum. Hepinizi görüyorum. Ey yüce Allah'ım, sen her zaman kadirsin, yücesin. Görün, görün. Allah'ın gazabı olduğu gibi affını da görün. Sarı kızın şefaatine mahzar oldu. Ey yüce Rabbim, sen ne büyüksün. Senin rahmetine, senin lütfuna mazhar olan kullarından eyle bizi. Amin. Amin. Hadi gidelim. Halil emmim. Halil emmim. Sarı kızım. Ne gibi hak rahmetine kavuşmak üzere. Sarı kızım, güzel kızım, yavrum benim. Sarı kızım, güzel kızım, ben geldim yavrum. Sarı kızım, ben geldim.